pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldamadan öylece durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı toprağa. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyar. Sevgili dostlar, bir pazar günü sabah yine sizlerle birlikteyiz seyirlik programında. Efendim bu hafta Ankara'dayız. Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ndeyiz. Hüseyin Gazi Cemevi'nin dedesi Sayın Hüseyin Özde'de bizi ağırlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok değerli müzisyenlerimiz var. Programa Nazım Hikmet'in bugün pazar şiiriyle başladık ve bu güzel parça için müzisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ve ben izninizle hem Hüseyin Özdede'ye bizi ağırladığı için teşekkür edip hem de sohbete başlamak istiyorum. Hüseyin Dede, önce isterseniz Hüseyin Gazi'den başlayalım. Hüseyin Gazi Hazretleri'nin hikayesini, önemini, Ankara için değerini, Alevi toplumu için neler ifade ettiğini anlatarak başlayalım. Hüseyin Gazi
Hazreti Hüseyin'in tek evladı Zeynel Abidin'in bizim Alevi anlayışında dördüncü imam olarak kabul ettiğimiz Zeynel Abidin'in torunlarından. Binli yılların başlarında Anadolu'ya gelir. Anadolu'da ilk geldikleri yer Malatya bölgesi. Malatya bölgesini bir şey yapar, İslamlaştırırlar. Orada bir hakimiyet kurarlar. Şimdi şey olmasından, Ehl-i Beyt ailesine mensup olmasından ötürü Seyit'tir. Bir de askeri kişiliği vardır. Bu yabancı kaynaklar Hüseyin Gazi'nin girdiği hiçbir savaşı kaybetmediğini, evet, büyük çok yiğit bir asker olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda böyle çok önemli bir stratejist olduğu söyleniyor. Zaten bu mekanı seçmesinin nedenlerinden de anlaşılıyor bu askeri bir deha olduğu. Gerçekten de hocam, Hüseyin Gazi Tepesi Ankara'nın en hakim tepelerinden birisi. Yani buraya türbeyi ziyaret eden dostlar eminim bunu göreceklerdir. Bilenler bilirler. Buraya geldiğiniz zaman şunu anlıyorsunuz. Türbenin etrafından Ankara'ya baktığınızda Ankara'nın dört bir yanını görüyorsunuz. Evet, ve görüntü her ne kadar eskisi kadar doğal olmasa da, değil mi? Evet. Bu tarafta yüksek apartmanlar, müthiş bir kent görüntüsü. Hatta kimi zaman üstü böyle hava kirliliğinden puslanmış bir görüntü var. Bu tarafta doğa var. Hemen bu tarafta görünen baraj gölü görünüyor tabi burada. Evet, Bayındır Barajı. Dolayısıyla yani aslında buranın havası, suyu, strateji anlamında Ankara'ya hakimiyeti çok önemli. Hüseyin Gazi niye, yani sırf bu yüzden mi burayı seçmiş? Tabii şimdi sadece doğası açısından değil. Şimdi Ankara'ya geldiklerinde Ankara Rum-Ermenilerin yaşadığı topraklar. Evet. Müslüman nüfus, Türk nüfus yok. O dönemde öyle. Ya da yok denecek kadar az. Ankara Kalesi askeri anlamda Doğu Bizans'ın en güçlü kalelerinden. Dolayısıyla onlarla cephe savaşı yapma şansları da olmadığından Ankara'ya hakim bu tepeyi karargah olarak, saklanma yeri olarak kullanıyorlar. Şimdi baktığımız zaman böyle etrafa Ankara'yı kuş bakışı gören bir mekan. O zamanın yerleşim koşullarını da göz önünde bulunduracak olursak çıplak olarak Ankara Kalesi'ni izleyen bir yer. Evet. Şeylerin, Bizansların askeri hareket ettiklerini izleyerek burada akınlar düzenliyorlar. Şeyde Çubuk Ovası'nda girdikleri bir çatışmada yaralanır Hazretleri. Tekrar yoldaşları tarafından bu mekana getirir. Burada bir müddet yaralı yaşadıktan sonra burada Hakk'a yürür. Yani biz ölüm ölüm demeyiz. Galibi canlar Hakk'a yürüdü denir. Yani Hak'tan geldi, Hakk'a dönüyor anlamında. Evet. Ölüme bakış açısı da bu anlamda çok farklı. Evet. Yani Alevi toplumu bir son olarak kabul etmiyor ölümü. Tam tersine hakkına kavuşmak, rahmete kavuşmak, geldiği yere geri dönmek, o ruhla buluşmak anlamında. Dolayısıyla ölümden de korkmuyor. Kesinlikle. Hatta kutlu bir şey ölüm. Bu dünyada yaşadığınız, gördüğünüz, işiniz bittikten sonra esas yere, esas ruhla buluşmaya, geldiği yere gitmeye. Bu da o belki onların yiğit olma, daha da yiğit olmasına, ölüme karşı korkusuzca gitmelerine neden oluyor. Aynen. Bu şehitlik mertebesi o yüzden İslam'da da çok önemlidir. Tabii. Şehit olmak büyük bir mertebedir. Yani herkesin kavuşmak isteyeceği bir mertebedir. Aynen. Bu da savaşlarda Türk toplumuna büyük bir şey vermiş, üstünlük sağlamış. Bu duygu, bu düşünce biçimi. Çünkü bazen karşı tarafın topu, tankı, tüfeği çok fazla ama yiğitçe savaşacak adam olunca o ruhu yok yani. Ruhu yok. Evet, evet. Şimdi makinenin ruhu olmaz elbette. Evet. Yani şimdi şehitlik her şey hakka yürüyene, her ölene şehit denmez elbette. Vatan için. Evet, vatan için. Vatan için şeye düşenlere, yere düşenlere şehit denir. Yani bu bizim insanlarımız yani Türk geleneğinde göğsünü gere gere böyle ölüme meydan okuyarak
şey yapmıştır, şehit olmayı bir mertebe olarak, bir onur olarak kabul etmişlerdir. Şimdi bir de şey yaparsak aslında Alevi inancının şeyine, kaynaklarına götürürsek, örneğin Hazreti Hüseyin Yezid'e onu biat etmeyerek onun iktidarına, onun düşüncesine meydan okudu. Yani ölümü göz alarak meydan okudu. Çok şey yapılmasına rağmen, örneğin eğer isteseydi bir eli yağda bir eli bağda misali ailesiyle çok rahat yaşayabilirdi. Kerbela olayı aslında başlı başına bir kuşatma hocam ya. Yani evet. Tarihte bazı savaşlarda kuşatma çok önemli. Bir üstünlük sağlamak için kuşatıyorlar ve günlerce aç bırakmak, susuz bırakmak, evet, gıdasız bırakmak. Tabii. Onları böyle çok büyük savunmalar vardır. Yani tarihte böyle büyük savaşlarda da kuşatmalar yaşanmıştır. Diz çöktürmek için. Diz çöktürmek evet, için. Yani. Bu kuşatma önemli bir strateji oyunu aslında yani. Hazır hocam lafı şehitliğe, vatan için mücadeleye getirmişken sevgili dostlar, bizim sevgili müzisyen arkadaşlarımızla birlikte canlandırdığımız bir Tayyareci Vecihi Hürkuş oyununda bir bölüm var. Evet. Orası bizi çok duygulandırıyor, etkiliyor. Tam yeri geldiği için isterseniz onunla devam edelim. Günde 3-4 kez el değiştiren tepelerin üstünde, arasında yığım yığım yığılmış cansız bedenlerin, onursuz yaşamaktansa ölmeyi bilenlerin anısına, anasına, babasına, yavuklusuna, namusuna, yeni yeni fidanlar dikebilmek için tarlasına önce toprağa bayrak dikmek gerekir. Ve o bayrağı dalgalandırmak içinse uçmak gerekir. Sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Sevgili dostlar, müzisyenlerimizi de tanıtalım size. Benim yıllardır çok sevdiğim arkadaşım gitarda Ozan Kara. Yine hemşerim, arkadaşım, yoldaşım sevgili Malik İnci, Türk Halk Müziği sanatçısı. Malik, aynı zamanda senin İnci Sanat Evin var değil mi? Mi Sanat var. Malik İnci olduğu için Mi Sanat Evi değil mi? Orada gençleri yetiştiriyorsun. Bağlama dersleri veriyorsun değil mi? Nasıl? Çok mu talep var mı? Son süreçte azaldı. Aha. Biraz pandeminin etkisi mi? Pandemi tabii ki enflasyon doğal olarak etkiledi. Ama iyi, yine de rağbet var. Yani gençlerin mesela bağlamayla buluşması da bir kültür meselesi aslında. Ya ailelerinden aldıkları, gördükleri gelenekten etkilenip bağlama çalmak, bağlamayı öğrenmek istiyorlar. Ya da bir yere özendikleri için değil mi?
Çünkü bağlama öğrenmek yalnızca bir enstrüman öğrenmek anlamına gelmiyor. Ne dersin? Ailelerin etkisi çok fazla. Ama eskisi kadar rağbet var mı bilmiyorum. Yani çünkü dönem değişiyor. Gençlik biraz daha böyle batı müziğine kayıyor. Ama yine de iyi bir rağbet var. Peki mesela gençlerin bağlamayla buluşması başka bir şey. Bir de Türkiye'de hani bağlamanın, Türk halk müziğinin korunduğu bir alan var. Bu alan zaman zaman azalıyor, zaman zaman çoğalıyor ama hiç yok olmuyor o damar, değil mi? Halkın içinden geldiği için tabii ki doğal olarak yok olmuyor. Bağlama da tarihi olarak da çok ciddi geçmişi olan enstrümanlardan birisi. Çok eskiye dayanıyor. Hani kopuzdan filan başlıyor diyorlar ama hani Türklerin tarihinde bağlamanın tarihiyle Türklerin tarihi neredeyse özellikle göçebe kültüründe yani terkisine bağlamasını koyup atın üstünde giderken değil mi? Her an yani sevindiğinde de üzüldüğünde de başına bir şey geldiğinde de mutluluğunda da hemen bağlamasını çıkartıp önceden üç telli tabii şimdi artık çok daha gelişti. Sen o işin o kısmıyla da ilgilisin, araştırıyorsun filan. Evet, araştırıyoruz. Yani şey eski savaşlara giderken bile aşıklar sırtlarına sazını alıp değil mi? Çıkarlar. Yani zaferden sonra kutlama yapıyor. Kutlamayı da onunla yapıyor değil mi? Altını da onunla yapıyor. Bir de çok bağlama çeşidi de var artık değil mi? Ben sevgili dostlar bilmediğim için yani bağlama çalmayı öğrenemedim ben. Çünkü etrafımda hep çok güzel bağlama çalanlar vardı hocam. Yani ben istiyordum ki bağlamayı elime alayım hemen sizin gibi böyle değişik çalayım söyleyeyim. Bunun bir çıraklık dönemi var. Ben oraya tahammül edemedim. Yani emeklemeden olmuyor. Şeyle başladı değil mi? Tren gelir, hoş gelirle başlıyor. Ben işte o kısmı geçemedim. O yüzden öğrenemedim ama etrafımda çok sevdiğim dostlar, değerli bugün Türkiye'de önemli yerlerde olan Türk halk müziğindeki sanatçı arkadaşlarımız var. Bizim de ortak arkadaşlarımız var değil mi? Sen de bu anlamda bayağı uzun yol yürüyenlerdensin. 40 yıldır çalıyorum yani. 40 yıl oldu mu? Yaşın çıkıyor ortaya bak söylüyorum. Bak Hüsnü seninle uğraşmıyor, onun yerine ben uğraşıyorum. Sevgili dostlar, biz tabii birlikte çok vakit geçiriyoruz müzisyen arkadaşlarımla. Sevgili Hüsnü ile Malik aslında çok yakın arkadaşlar ama bizde böyle bir takılma kültürü vardır. Bizim kültürümüzde karşılıklı mizah, insanla böyle şakalaşmak çok önemlidir. Sürekli ben birbiriyle Karagöz Hacivat gibi takılan iki arkadaşımdır Hüsnü. Sen Hacivat rolündesin. Ne olacak bu Hüsnü'nün durumu? Hüsnü'nün yerinde olsam benimle konuşma. Ben o derece eziyet ediyorum çocuğa. Hatta sizi dışarıdan izleyenler kavga ettiğinizi falan düşünüyorlar değil mi? Yani yara bir şey değil. Girecekler şimdi birbirine kavga edecekler. Aynı köylüyüz biz. Evet. İkimiz de Sivas doğumluyuz. Evet. Bugün zaten bir Sivas günü gibi bir şey oldu. Hüseyin evet. Dededen Sivrialan'dan tutun. Giresun da komşu değil mi? Hep ya Sivas oldu. Evet böyle Kangal, Yıldızeli, Şarkışla filan. Giresunlular kapıya vurunca hani ne der biliyorsunuz değil mi? Ne der? Giresun. Biz Hüsnü'nün bu esprilerine alışırız. Neyse seyircilerimiz de alışırlar, öğrenirler. Hüsnü, sen tabii çok uzun zamandır ritim konusunda çalışmalar yapıyorsun. Ben senin özellikle ritim grubunu da yakından takip ediyorum sosyal medyadan. Biraz ondan bahsetsene. Çeşitli vurmalı çalgılar çalışma gruplarımız var. Atölyelerimizde öğrencilerimizle işte bendir, darbuka, erbane, diğer farklı dünya çalgılarının da çalışmalarını sürdürüyoruz. Mümkün mertebe en basic, basit durumdan işte bir ritim notasyonuyla ritim çalgıları hep birlikte çoğunluğu mesleki grup arkadaşlarımızla, kursiyerlerimizle, çalışanlarımızla birlikte güzel bir repertuarlar çalışıyoruz. Ritim kompozisyonları çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Ritimlerle Anadolu çalışması aşağı yukarı benim nezdimde 2009'dan beri sürmekte. Bir de ben tabii biliyorum, seyircilerimiz bilmiyorlar.
ben senin aynı zamanda enstrüman yaptığını da biliyorum. Yani sen kendi çaldığı enstrümanı yapabilen ender sanatçılardansın. Bunun için hani çabalarını biliyorum. Onlara özel malzemeleri bulmak, doğada onları hazırlamak, o da başlı başına bir iş yani. Yani çok teşekkürler. Hani çok fazla şey bilimsel anlamda bulunmuş durumda ama hani daha çok uyarlama diyelim, keşif demeyelim de. Hani daha çok bir çalgıyı başka duymak istediğiniz güzel tonlarda farklı şekilde form verip veya işte farklı ses tınıları aramak. Örneğin bir zilli tefi, ilginç bir arpa dönüştürmek falan gibi. Öyle yaratıcı fikirlerin var. Normal değil. Neyse, Allah'tan çok şanslıyız sevgili seyirciler. Hüsnü bugün hasta. Hasta olduğu için zor konuşuyor. Bu da bizim şansımız olsun Malik. Tamam. Evet. Evet. Ben Malik'ten Hüsnü'ye atladım. Şunun için az solistler en son oldu. Aha. Sevgili seyirciler, benim müstakbel hayat arkadaşım. Sevgili İlkin Demirbaş. Biz onunla beraber sahnede de program yapıyoruz. Yıllardır sahnede birlikte oluyoruz oyunlarda. Ama ilginç bir şey var hocam. Şöyle oluyor. Biz mesela tiyatroya geldiğimiz zaman onunla profesyonel iş arkadaşı oluyoruz. Evin kapısından içeri girene kadar. Evde karı kocayız ama dışarıda bayağı bir profesyonel iş arkadaşıyız. Değil mi İlkin? Öyle oluyor. Evde patronu tabii. Evde patronu hocam. Yani mutlu olmak istiyorsanız evdeki patronluğu, kumandayı onun eline vermeniz gerekiyor. Şimdi sen vermiyorsun. Evet. Mutlu olmanın sembolü erkekler için hocam. Aynen. Yani kuralı o. Ama İlkin uzun zamandır da müzik çalışmaları da yapıyor. İstersen onları sen anlat İlkin. Ben Murat'la çeyrek asır oldu neredeyse. Bir arada olalı. O tiyatro, ben müzik, yeri yeri işte birçok zamanda birlikte bir şeyler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Eşlerin birbirini bu anlamda aynı yolda tanışıp aynı yolda ilerlemeleri tabii ki ikisine için de verimli bir durum oluyor. Ben solist olarak, ben de eşim gibi bir enstrüman çalamadım. Murat gibi. Ama herkes hani sesin çok güzel, sesini çok beğeniyoruz, çok kalbimize işliyor, çok duygusal bir ses tonun var diye çok yaklaşımda bulunuyorlar. Benim öyle hani çok böyle şey bir alanım yok, nasıl söyleyeyim. Popüler bir alanım yok işte Türk halk müziği alanında ya da başka popülerite anlamında. Ben az olup öz olanı seviyorum. Yüreğime işleyen, beni ben yapan, benden bir parça aldığını düşündüğüm türküleri seslendirmeye çalışıyorum. Yorumcuyum aslında. Sanatçı belki, yorumcuyum. Evet. Yalnız evet, bak şimdi ederiz. Böyle biz dedik Sivas falan. Yazık, bu adam Giresun'la arada kaldı. Bence Ozan'a ses verelim. Kulak verelim daha doğrusu. Ozan'ın evet. Bak ne diyor sana? Ozancığım şarkıya Giresun diyor. Thank you.
Ağzına eline sağlık Ozan dostum. Sevgili Hüseyin dede, genç kuşak yani Alevilik kültürünü, Alevi kültürünü, inancını genç kuşaklara aktarmada neler yapılabilir, ne yapılabilir? Çünkü bu kültürün geleceğe taşınması için gençler çok önemli. Onların ilgisini nasıl görüyorsunuz, yaklaşımını? Buraya da ben şimdi geldiğimde görüyorum, hep gençler geliyor size, meraklı sorular soruyorlar. Şu dede şu nedir, bu nedir, bu ne anlama geliyor diye, değil mi? Evet. Nasıl sizce gençlerin yaklaşımı bu konuda? Şimdi eğer cemler sık sık yapılır, gençleri cem evlerine, cemlere getirebilirsek bu kültürden gençler nasiplenirler. Şimdi Alevi kültürü cemlerle yaşar. Şimdi köylerde yaşadığımız dönemlerde her topluluğun bir dedesi var. Ocağın bir dedesi olur. Bu dede gider talip topluluklarının yılda bir defa görgüsünü yapardı mutlaka. Yani o talip o yıl içerisinde neler yapmış, hangi bir yanlış işe maruz kalmış, hangi şaşkınlık, düşkünlük içerisinde var mı öyle bir şey diyerek ikrar tazeleri verdi dedesine karşı. Şimdi tabii şehirlere indiğimiz zamandan itibaren şehirlerde dede talip ilişkisi koptu. Yani, o modernleşme ilişkiyi evet, biraz uzaklaştırdı. Elbette yani şimdi Alevi toplulukları şehirleşmeye başladığında işte bir mahallenin bir gece kondusunda 3-5 tane işte talip, öbüründe farklı farklı. Şimdi modernleşmeyle birlikte dedeye karşı da bir şey oluştu yani böyle ya hangi çağda yaşıyoruz evet, falan gibi. Dedeler, dedelik kurumu sorgulanmaya başlandı. Ama orada yalnızca işte dedenin dini bir önder olmasından ziyade biraz önce sizin bahsettiğiniz toplumsal olarak da çok büyük bir misyonu var. O anlamını evet, belki bilemedikleri için onu kavrasalar altında yatan onları, onun dede onlar için aynı zamanda akıl hocası, yol göstericisi, tabii. Yardımcısı, her şeyi, her şeyi, her şeyine koşuyor çünkü. Şimdi örneğin bizim geçmişte cemlerimizde suçluların yargılandığı yerdi cemevleri. Evet. Dede yargıçtı. Evet, evet. Toplumsal düzenin ya, tabii, oluşmasında çok önemli. Yani hukuki ya, yanı var, dini elbette, yanı var. Elbette. Esas sosyal yanları daha şey ağır basar Aleviliğin. Örneğin bir müsait bir kurumu vardır. Değil mi? Muhteşem bir şeydir yani bugün şehir ortamında evet, ne kadar uygulanıyor, uygulanmıyor yani çok. Oysa ki hocam bak mesela kapitalizm insanları bencilleştirdi. Küreselleşmeci bütün değerler insanların arasında mesafeler soktu. Evet. Ve o değerlerle biz bugün kavga ediyoruz ama bunun panzehiri de var. Tamam. Yani kardeşlik hukukunu geliştirmek, dostluğu, dayanışmayı büyütmek evet, bunun panzehiri. Biz başka türlü ya, nasıl mücadele edeceğiz? Yani insanı savunmak, insani olanı savunmanın mücadelesini verirken bu değerleri ön plana çıkarmamız evet, gerekir. Ve Alevi değerleri de buna çok uygun. Çok, yardımlaşmacı, çok, paylaşmacı. Şimdi bak, müsahiplikten bahset. Tamamen böyle sosyal dayanışmayı evet, efendime söyleyeyim. Güven ilişkisi. Güven ilişkisini birlikte bir arada yaşamayı evet, efendime söyleyeyim. Ne bileyim yani toplumun otokontrol sistemiyle kendini evet, kontrol etmesi. Yani müsahiplerden yani yol kardeşliğidir yol kardeşliği, Türkçesi de. Yol kardeşlerinden bir tanesi işte çok önemli bir mevki şeyde lüks bir semtte yaşıyor böyle evet, her şeyi varsa araçları vesairesi evet,
öbürü gece konuda yaşayamaz. Öyle yok yani. Kardeşim. Ya öyle olmaz, olmaz yani. Biri açken diğeri tok olamaz yani. Yani. Şimdi normalde dünyada kapitalizm ne diyor? Düşene bir tekme de sen at diyor. Aynen. Oysa ki bizim kültürümüzde ne var? Düşenin tabii, elinden tut, tabii, onu kaldır tabii, değil mi? Ayağa kaldır, ona yardım et. Çünkü komşun mutlu olmazsa sen de olamazsın. Kesinlikle. Öteki mutlu olmazsa insanların bireysel olarak mutluluklarını hep onların mal mülk edinmesine, bu dünya varlıklarıyla ilgili mülkiyet duygusu hep motive edilir. O yönde yönlendirilir. Oysa ki insanın mutluluğu ötekinin mutluluğuna çok bağlı. Etrafınızdaki insanlar mutluysa, yardımlaşma, kardeşlik, barış ortamı varsa siz de mutlu olursunuz. Tabii. Çünkü sizin başınıza bir sorun geldiğinde elinizden tutarlar. Bu cem törenlerinde mesela bu toplumsal dayanışmanın bir örneğidir. Hukuki yanı var, işin bölüşme, paylaşım kısmı var. Evet. Örneğin bakın şeyde cemlerde insanlar lokma getirirler. Değil mi? Tamam, herkes elinden ne geliyorsa, evinde ne varsa börekli, çörekli getirirler. Daha sonra bu lokmalar dağıtılır. İşte dede ya da lokmayı dağıtan vatandaş sorar. Elimizde yok tartı terazi, herkes hakkını oldu mu razı? Dedikten sonra dede destur vermeden o lokmayı kimse yiyemez. Evet. Neden? Ola ki ceme gelen lokmalar birkaç bir insana tabii olabilir, ulaşmamış olabilir. Evet. Ne olur o insanlar birer parça bölerek herkesin nasiplenmesi sağlanır. Çok güzel bir şeydir yani. Hiç. Başka bir şey de. Bir şey daha söyleyeyim bu konu açılmışken. Örneğin bizim cemlerimize, cem evlerimize hırsız, haydut, haksız, işte fesat, o tür insanlar giremez. Girse bile toplum kabul etmez. Hep öyle diyorlar hocam. Bunun istatistiksel bir şeyi de var herhalde. Alevi toplumunun yaşadığı bölgelerde daha az toplumsal olay oluyor. Daha hırsızlık olayları olmuyor, kapkaç olmuyor, başka. O bir kültürden kaynaklı işte. Elbette işte bu Aleviliğin kendi hukukunu geliştirmesi, kendi içinde hukuk sistemini geliştirmesi, işte bu müsaitlik sistemine benzer şeylerin olması. Örneğin bir kişi düşkün, yani bir suç işlemişse düşkün ilan edildiğinde ne yapıyor? Köyde, o köyleri anlatıyoruz tabii şimdi. Köyde hiçbir kişi ona selam dahi vermiyor. Hayvanlarını, affedersin, birbirine katmıyor. Evet. Tavır alıyor yani. Tecid ediliyor tabii, tavır alınıyor. Sadece cenazesi olduğunda o düşkün olan vatandaşın cenaze kaldırılıyor, bir hafta gidip gelinir, ondan sonra tekrar şey ama sonra kopuyor. Cezası verilince de, o cezası bitince de, o yani onu yeniden tabii, topluma kazandırılır. İşte o şey de ona bir süre verilir, işte bir kişi görevlendirilir onun hal ve hareketlerini kontrol etmek, izlemek üzere. Eğer düzelmişse topluma tekrar kazandırılır. Yani şimdi öyle bir kişi, düşkün ilan edilen bir kişi dağ başında yaşadığımız dönemler diyor. Ya ölsün dahi ya. Çok eskiden şey olurmuş böyle ağır düşkünlüklerde. O toplumdan tecrit ediliyor vatandaş. İntihar edermiş yani, gider kendini bir kayadan aşağı ya da bir suya atarmış falan filan, böyle ölümler de olurmuş. Yani. İnsan sosyal bir yaratık tabii, toplumsal yapıdan ayrışınca onun yaşaması çok zor, gerçekten çok zor. Evet. Bir selama muhtacız hocam hepimiz. Evet. Bir merhabaya muhtacız. Evet. Malik, hadi bize de bir selam versen, senin sesini de duyalım diye. Thank you.
Kerim geldi, yan gelsin işte meydan. Dört kapı yırdık makam, bilen gelsin işte meydan. Dört kapı yırdık makam, bilen gelsin işte meydan. Hadi canlar hep beraber, kurtayı kurtayı hep beraber. Hadi canlar hep beraber. Sevgili dostlar, tabii Cem Evi'ne gelinir, böyle türküler söylenir. Semah dönülmeden de olmaz değil mi? Şimdi ben yanlış bilmiyorum değil mi hocam? Semah çekilmez, semah oynanmaz. Semah dönülür. Dönülür tabii. Evet, doğru tabii. Kavram bu. Bazen çok karıştırılıyor bu. Semah dönecek canlarımız. Evet. Şimdi hep birlikte onları izleyelim. Şahtan al bana bir dolu geldi, bir sen hiç sevdiğin bir de bana ver. Bir sen hiç sevdiğin bir de bana ver. Kavim Sultan kızın Veli'den geldi, bir sen hiç sevdiğin bir de bana ver. Bir sen hiç sevdiğin bir de bana ver. Estirme beni, sangellerini gibi de estirme beni. Bir hatanı ettiysem sevdiğim sana, daha eşime de bastırma beni. Daha eşime de bastırma beni. Thank you.
gece sümbülüm. Gel sarıl bana yılmada sarmaşık gülüm. Gel sarıl bana yılmada sarmaşık gülüm. İçinin ötene şeyda bülbülüm. Taşlara tümü tuttana susturma beni. Taşlara tümü tuttana susturma beni. Thank you.
Ağzınıza sağlık. Hocam, şimdi burada bir Hüseyin Gazi Hazretleri'nin türbesi var. Burası evet. Cemevi. Bir de aşağıda bir mağara var. Onunla ilgili bilgi alalım sizden. Onun tarihiyle ilgili bilgi alalım. Şimdi Hüseyin Gazi Hazretleri Ankara'ya geldiğinde önce yalnız geliyor, şey yapıyor, o mağarada saklanıyor. Orada barınıyor uzun bir süre. Ondan sonra yoldaşları geldikten sonra burayı merkez ediniyorlar. O bakımdan mağarada bir de su var. Güzel bir yer. Tabii zaman zaman bizim buradan ziyaretçiler mağarayı sık sık ziyaret ederler. Askeri alanda kalıyor. Son Cumhurbaşkanımızın burayı ziyaret etmesinden sonra ona şey yaptık, arz ettik. Mağaranın sorunu, yolunun olmadığını, askeri bölgede olmasından ötürü gidip gelmenin zorluklarını falan. Bir de atış poligonu var yakınlarında. Böyle serseri mermi diyorlar ölmüştü. Onlar maruz kalmasın canlar diye. Mağarayı yollarını yapacaklar. Efendime söyleyeyim. Restore edecekler. Oranın da bir çekim merkezi olmasını sağlayacaklar yeniden. Asma köprüler yapılacak. Tepeler daha arasında. Rahat ziyaret edilecek. Tabii. Bir de ayrıca bir proje daha var. Kültür merkezi olacak içinde değil mi? Evet, bir kompleks ya komple. İçinde cemevinin, işte konferans salonunun, yemekhanenin. Ya bütün üniteler aynı bina içerisinde olacak. Misafirhane olacak dışarıdan gelen konuklarımızı ağırlamak için. Projesi hazırlanmak üzere, bitmek üzere. Yakın bir zamanda inşallah şeye başlayacak. Peki dedem, burada cemler ne sıklıkla yapılabiliyor? Yani onun belli bir takvimi mi var yoksa? Şimdi bizim cemlerimiz aslında Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olurdu köylerde yaşadığımız dönemlerde. Ancak şehir şartları maalesef onu şey yapıyor. Bir de buranın özel durumu nedeniyle biz cemleri burada pazar günleri yapıyoruz. İnsanların tatil günleri pazar günü olduğu için. Her pazar cem var mı? Yoksa? Aşağı yukarı vardı. Biz pandemi girdiğinden beri doğru düzgün cem yapamadık. Yani birkaç defa oldu. En son bundan 15 gün önce bir cem yapıldı. Şimdi kış geldi. Evet. Havalarda soğuyor. Burada artık cem yapmak. Yakın bir zamanda bir planlıyoruz da. Evet. Ondan sonra herhalde sonlandırırız. Dedem, bir de ayrıca Hüseyin Gazi şenlikleri oluyor. Evet. Yaz tam belli bir takvimi var mı onun? Yaz aylarında oluyor diye hatırlıyorum ben. Aslında iki defa şenlik yapıyoruz biz burada. Bir Mayıs ayında Hıdrellez şenlikleri. Eylül ayında da geleneksel olarak Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde. Mamak Belediyesi öncülüğünde mi yapılıyor? Ya şimdi her belediyenin aşağı yukarı geçmişte desteği olmuştu. Ama işte Mamak Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Mamak Belediyesi sınırlar içerisinde olduğu için burası daha ziyade Mamak Belediyesi yeni hizmet vermeye başladı. Zaten burayı tahsis ederken de devlet şey yaptı, Mamak Belediyesi hizmet verecek bundan böyle diyerek.
bu belediye başkanından önceki başkan döneminde pek şeylerimiz iyi değildi, ilişkilerimiz iyi değildi. Pek sıcak bakmıyordu ama Murat Başkan öyle değil, duyarlı bu şeye, anlayışa. Bizim bütün isteklerimizi, taleplerimizi eksiksiz yerine getiriyorlar yani. Şimdi, evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Malik dostum, böyle biraz böyle sırtını falan yasladın, olmadı yani. Buraya çalıp söylemeye geldik. Yoruldun mu yoksa? Yok, gayet iyi. Bak çok şanslısın. Hüsnü'nün hiç sesi çıkmıyor. Yok yok, çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Orada durmuyor yine de konuşuyor değil mi? Dışarıda hesabını gördüm. Benim oğlum diyor ki, baba diyor, Malik abiyle Hüsnü abi diyor bir araya gelirse diyor program stand-up'a döner diyor. Ben dedim ki merak etme oğlum dedim. Hüsnü biraz rahatsız, çok konuşamıyor. Onun bugün müsait değil. Müsait değil. O yüzden... Öyle ya. Yapacak bir şey yok. Onu öyle seviyoruz. Ne yapacağız? Ekranlarda da çok yüklenmeyin değil mi? Evet evet. Çok yazık. Ne kadar gariban duruyor. Bak gören de gerçekten çok masum birisi gibi bir şey yapacak, algılayacak. Maalesef öyle algılanıyor. Maalesef öyle algılanıyor değil mi? Neyse biz onu bugün mazur görelim. Sen bize sen bir türkü daha söyle. Sen bir şey program yap. Öyle. Hafif güldürü üzerine bir şey yap. Biz gelelim. Tamam. Ayrıca güldürür bizi. Tamam. Sırf sizin için bir stand-up programı yapacağız. Kim bilir? Belli olmaz. Ulusal kanalda bile yapabiliriz yani. Değişmiyor. Evet, evet. O zaman beraber şey yok yani. Böyle ekranlarına evet. Okuyalım. Peş peşe bağlayalım iki türküyü. Lütfen, lütfen. Tamam. Biz dinlemekten zevk alıyoruz. Sanıyorum seyircilerimiz de öyle. Önce Pir Sultan'dan bir deyiş okuyalım. Tamam. Hep beraber okuyabiliriz. Sizin de bildiğiniz bir deyiş. Tamam, biz de okuruz. Thank you.
hadi kalkın gidelim o zaman. Çok güzel. Ağzınıza, elinize, yüreğinize sağlık. Normalde Alevi ailelerin evlerinde mutlaka bu üç resim bulunur. Bunların arasında tarihsel olarak, inanç olarak, felsefe olarak da bir bütünlük var değil mi? Tabii. Burası çok önemli. Bu bağlantıyı değerlendirir misiniz? Ne söylemek istersiniz? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz bizim yolumuz. Şimdi aslında Hazreti Ali'nin olması gerekiyordu. Burada o Cumhurbaşkanı gelmezden önce şu duvarda idi. Evet. Yağlı boy olduğu için o duvar... Bununla ilgili bir de tartışma oldu değil mi? Sanki o gelince kaldırıldı filan. Yok ya. O, öyle bir şey boş, yoktu. Şov, o iş. Şimdi o resim oradaydı. Yağlı boy çizim. Aha. Duvar arkadan rutubet alıyordu. Sürekli bozuluyordu resim. Evet. İşte tadilat sırasında biz o boyadık. Bu tablolardan şey yapalım dedik. Çerçeveli. Şey yerine, Hazreti Ali yerine Hazreti Hüseyin geldi. İsabet doldu yani. Hüseyin bizim Alevi ya insanlığın vicdanıdır. Kerbela, Hazreti Hüseyin çok önemlidir bizim geleneklerimizde. Şimdi Hacı Bektaş Veli Anadolu'da serçeşme olarak bu şeyin merkezidir. Bütün ocakların böyle bağlı bulunduğu bir merkez olduğu için önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Alevi toplumu eşit yurttaş olduğu için Cumhuriyet'ten birlikte ondan ötürü değerlidir. Biz Mustafa Kemal ve Cumhuriyet sayesinde Aleviler dağ başlarından şehirlere doğru göç, yani Cumhuriyet'in nimetlerinden yararlanmaya başladığı için Anadolu'da her Alevi'nin evinde mutlaka bu üç resim yan yana olur. Olur. Mustafa Kemal de aslında Alevi inancının, felsefesinin devrimci bir kararlılıkla bugün ayakta durmasını sağlayan en büyük etken. Yani modern anlamda, modern toplumda bugün aradan 100 yıl geçmiş, bakıyoruz dünya tarihine, dünya siyasetine. Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce yaptıkları, söyledikleri, verdiği kavga, mücadele yeniden dünya döndü, geldi oraya. Evet. Değil mi? Yani emperyalizmle mücadele çağında Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir öncü olduğu ve bu yüzyılın başında devrimlerin nasıl, ne anlama geldiğini, evet kesintiye uğradı belki ama şimdi tekrar o kararlılıkla Türk toplumu da bunun fark etti. Dünya da fark etti. Evet. Dünyadaki dengeler de değişiyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün izi daha net belli olmaya başladı. Onun kavgası yeniden bugün gündemde. Evet. Bugün toplumun her kesimi, Alevisi, Sünnisi Mustafa Kemal Atatürk'le birleşiyor. Birleşeceğimiz, bizi bir arada tutan mayamızın sağlam hamuru, değil mi? Bu hamurun sağlam mayası aslında Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, onun milli mücadelesinin, kararlılığının, devrimciliğinin izinde gidiyor. Böylelikle de Alevi yurttaşların inancından tutun, bütün altyapıyla ilgili, hizmetleriyle ilgili bugün devlet de bir takım çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarla sanıyorum daha da iyi olacak her şey. Öyle değil mi? Yani en azından Alevi toplumunun inancını yaşayabilmesi, kültürünü yaşayabilmesi için bir takım altyapı eksiklikleri vardı. Bu altyapı eksiklikleri tamamlanıyor. Devletin Alevilere el uzatması, onlara yardımcı olması bu anlamda da Alevi toplumunu geleceğe taşıyacak, bu kültürü geleceğe taşıyacak önemli bir etki. Evet. Şimdi Mustafa Kemal dönemini, yani 38 öncesini istisna kabul edersek, 38'den günümüze kadar devleti yönetenler Alevi toplumunun sorunlarına, problemlerine hep kulak tıkamışlar, bir adım atmamışlar. Yani bu kadar milyon Alevi yaşıyor bu topraklarda. Acaba bunların işte, inançlarını, ibadetlerini yerine getirebiliyorlar mı? Efendime söyleyeyim, getiriyorlar mı? Umurunda değil yani demişler. Hep kulak tıkamışlar. Sadece seçim zamanları hatırlanmış. Belli bir partilerde Alevi toplumunun oylarını
çantada keklik demiş. Ama bu hükümet yapması gereken, yani devletin görevi olan, Alevilere borcu olan hükümetin, devletin yapması gereken adımları 70-80 yıl sonra atmış. Ama bir yerden başlamak gerekiyordu ve başladılar. Biz beklentilerimizin ötesinde güzel şeyler olacağına inanıyoruz, gördük. Bektaşilik ve Alevi Kültürü Cemevi diye bir başkanlık kuruldu. Dur bakayım, buranın teşkilatlanması nasıl olacak? Bunun başında kimler olacak? Yani Alevilere bazı dönemlerde böyle bir takım böyle şey açılımlar yapılmıştı. Orada Alevi olmayanlarla Alevilerin sorunları tartışıldı, konuşulmuştu. Şimdi bu kurumun içinde de böyle Alevi olmayan insanlar olursa ya da onlar yönetirse olumsuz şeyler olur. En azından ben şöyle bakıyorum dede. Yani bu bir başlangıç. Bu mutabakat olduğu sürece, bu karşılıklı ilişki biçimi sürdüğü sürece şu anda da bazı eksiklikler olabilir. Bu eksikliklerin giderilmesi aslında bu ilişkinin başlamasına da bağlı. Tamam. Bu ilişki başlarsa yolda bir takım eksiklikler, hatalar, tamam, doğru kanaat önderlerinin, topluma öncülük edecek isimlerin doğru uyarıları, sonuçta Aleviler de bu ülkede vergilerini veren, toplumsal yaşam içerisinde var olan her türlü hakka haiz, sizin biraz önce söylediğiniz gibi eşit yurttaşlık haklarına sahip bir toplum. Dolayısıyla onların da bu devletin kamu düzeninden gerekli payı alması gerekiyor. Bu ilişkinin başlaması önemliydi. Başka bir yerlerden icazet almadan, başka bir yerlere dayamadan. Belki bence bu ilişkinin başlaması ve bu düzeye getirilmesi bundan sonraki sorunları, eksiklikleri, evet, hataları da kapatma ihtimali var. Yani. Bence de. Şimdi şöyle, devlet vatandaşına uzak durursa, efendime söyleyeyim, vatandaşının sorunlarını görmemezlikten gelirse, o vatandaş da sorunlarının çözümünü başka merkezlerde arar. Şimdi bazı gruplar Almanya'nın, Avusturya'nın, başka yabancı devletlerin, emperyalist devletlerin böyle Alevilikle ilgili bir açıklamasını, bir adımını bir lütuf gibi kabul edip neredeyse bayram yapıyorlar. Şimdi devlet üzerine düşeni yaptı, bir adım attı. Onları, o grupları emperyalist ülkelerin tahakkümünden kurtardı. Şimdi Almanya'da biliyorsunuz bir eyalette Alevilik ayrı bir din diye şey yapıldı. Evet, Fransa'da. O tartışmalar da var. Hani evet. Siz Alevilik tartışmaları da var ama... Ya onlara ben girmek istemiyorum da. Evet. Devlet şu anda güzel olanı yaptı yani. Evet, evet, evet. Biz kendi doğru yolumuzu, bildiğimiz, evet, inandığımız yolu kendi, aynen, inandığımız gibi yapacağız. Bir de bu inandığımız felsefenin, bakış açısının en berraklaştığı, kendine ifade bulduğu yer türküler. Yani, evet, deyişlerimiz. Yani o kadar derin sözler, felsefe, tarihsel birikim, değerlerin her yaşatılması. Biri bir felsefeyi, evet, binlerce yıldır evet, bu yaşatılıyor türküler sayesinde. Sevgili dostlar, şimdi yine böyle çok özür dilerim, lütfen bir, buyurun dedim. Son bir cümle söyleyeyim. Bugün Türkçeyi günümüze, evet, aktaran bizim o türkülerimiz, aşıklarımız, ozanlarımız, dedelerimiz, hı hı, vasıtasıyla bugün Türkçe yaşıyorsa, evet, bunu Alevi ozanlarına, Alevi, evet, aşıklarına borçludur, evet, yani. Evet, 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 bu çok önemli. Yani. Dil meselesi çok önemli. Türkçenin bugüne ulaşmasında, bugün biz bu dili konuşuyorsak da, evet, o deyişlerin, aşıkların söylediği türkülerin bugüne kalması çok kıymetli. Ne dersin Malik, bir türküyle taçlandıralım bu sohbeti. Evet. Thank you.
Evet sevgili dostlar, sevgili ulusal kanal izleyicileri, bu hafta da seyirlik programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka mekanda, başka dostlarımızla yine bizlerle birlikte olacaksınız. Sizlerle birlikte muhabbete kaldığımız yerden saza, söze, müziğe devam edeceğiz. Ve seyirlik muhabbeti her bir hafta büyüterek, genişleterek sizlere ulaştırmaya çalışacak. Efendim programımızı canların döneceği Samah'la bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.